Kent TV ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Kendine Doğru programımızda yeni bir haftadan yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine değerli partnerim psikolojik danışman doçent doktor Aslı Bugay Sökmez yayınımızda farklı bir konu seçtik sizler için ve ruminasyon diyeceğiz bugün. Neler olduğunu hep birlikte öğreneceğiz. Bakalım psikolojik anlamdaki tanımı neymiş, bizle alakası neymiş hepsini detaylandıracağız ama öncelikle Aslı Hanım'a tekrar merhaba diyelim. Her merhaba. Yayında olduğu gibi birlikteyiz artık. Evet. Kadın kadına partner olarak güzel bir şekilde aynen devam ediyoruz yayınımızda. Şimdi sizi yakından tanıyacağız artık. Bizler tanıyoruz. Üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez programımızı izleyenler de biliyorlar. Hı-hı. İlk defa karşılaşanlar da olabilir tabii evet. ki. Onlar için sizi yakından tanımış evet. olalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde psikolojik danışmanlık bölüm başkanıyım. Kayıp yas uzmanıyım, aynı zamanda aile evlilik danışmanıyım. EMDR terapisi, bilişsel davranışçı terapi alanlarında uzmanlıklarım, çalışmalarım var. Bu şekilde. Bu şekilde Hı-hı. tanımlayabiliyoruz. Peki şimdi ruminasyon nedir? Yani farklı genelde günlük anlamda kullandığımız bir kelime değil ya da çok nadir kullanıyoruz. Diğer geçen haftalardaki konulardan ziyade bu biraz daha az duyulan evet. bir şey. Öncelikle tanımını alalım. Belki de kullanıyoruz ama bilmiyoruz. O da olabilir. Hep birlikte öğreneceğiz bakalım neymiş. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Ruminasyon benim en sevdiğim konu. Öyle mi? Evet. Tanımı evet kulağa biraz yabancı gelebilir ama şimdi anlatınca izleyicilerin çoğu diyecek aa bu bende de var diyecekler. Evet. Özellikle de kadın izleyicilerimiz ne yazık ki. Ruminasyon kökeni rumen kelimesinden geliyor Latince. Rumen de ne biliyor musunuz? Midenin ilk kısmı bu sindirim için fermentasyonun olduğu ilk kısma rumen adı verilmiş. Özellikle de büyükbaş hayvanlarda geviş getirme anlamına geliyor. Ruminasyon 16. yüzyıldan itibaren evet. acaba oraya mı geliyoruz? Evet. Bu bir anlamda fiziksel bir sindirim değil mi? Ama biz aslında bilişsel sindirimden bahsedeceğiz bugün. Hı-hı. Sindiremediğimiz düşünceler tekrar tekrar kafamızın içinde geziniyorlar. Hı-hı. Tekrardan olumsuz düşüncelere de biz ruminasyon diyoruz. Evet. Yani sürekli olumsuz Hı-hı. düşünmek anlamına geliyor. Hı-hı. Bu şekilde ruminasyonu tanımlıyoruz. Peki evet hepimizin zaman zaman yaşadığı böyle hazmedemediği sürekli affettik desek de aklımıza gelen şeyler var ama öncelikle ne tetikliyor ruminasyonu? Onu bir öğrenelim sizden bakalım neymiş hayatımızda ruminasyonu tetikleyen noktalar. Evet aslında mesela başında dedim ya ruminasyonu kadınlar daha çok evet. yapıyor. Oradan biraz bahsetmek istiyorum. Tepki stilleri kuramına kadar 96 yılı sanırım. Kadınlar hep böyle araştırmalarda erkeklerin iki katı kadar depresif çıkıyor. Ve neden diye sorulduğunda da ne çıkıyor sonuç biliyor musunuz? Ne çıkıyor? Kadın oldukları için diyorlar. Kadınlar daha depresiftir. Toplum içinde ama de böyle, neden? Halk içinde de böyle konuşuluyor. Kadınlar daha depresif, daha huysuz, daha dırdırcı değil mi? Böyle ne yazık ki kötü adlandırmalar var. Aslında bunlardan dolayı değil. Kadınlar erkeklere göre iki katı kadar daha fazla, bu kuram diyor ki iki katı kadar biz daha fazla ruminasyon yapıyoruz. Ya altında yatan sebepler evet. var. Neden? Kadınlar baktığınızda mesela eşinizle kavga ettiniz. Evet. Saat gece 11. Geleneksel bir ailede kavga ettikten sonra bir kadının dışarı çıkma olasılığı daha düşüktür. Ama erkek kapıyı çarptı çıktı. Hı-hı. Biraz gitti yürüyüş yaptı. Arkadaşlarıyla bir şeyler rahatladı. İçti. Maç izledi. Hatta halı saha maçı bile yapmış olabilir. O saatte yapıyorlar biliyorsunuz. Evet. Ama siz kadın olarak evde kaldınız. Tam o saatlerde gece 11 gibi izleyiciler de muhtemelen benzerini yapıyordur. Mutfağı toplama saatidir. Evet. Mutfağı toplarken bulaşık makinesini doldurmaya başlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki hem bulaşık makinesini doldururken kendinizi de dolduruyorsunuz. Bu adam hep böyleydi. 3 yıl önce de böyle yapmıştı. Bunun annesi de böyleydi. Düğün günü de zaten bana o ayakkabıyı almamışlardı gibi kendinize eski anıları hatırlatıyorsunuz. Sonrasında yani ruminasyon yapıyorsunuz. Evet. Ama o sırada erkekse dikkatini dağıttı. Eve geldi, kapıyı çaldı. Gayet rahatlıkla unutmuş gibi değil mi? Evet. Hatta size canım nasılsın dedi. Kadın daha da sinirleniyor bu duruma. Diyor ki yani hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Ama sizin öfkeniz kavga sırasında 0 ile 10 arası 5 düzeyindeyse siz kendinizi doldurduğunuz yani ruminasyon yaptığınızda evet. öfkeniz belki 5'ten 15'e çıktı. Evet. Erkeğin ise düştü. Yani dikkatini dağıttı erkek ama kadınlar genelde daha yalıtılmış, daha evde, daha izole bir şekilde oldukları zaman o yüzden ruminasyonu daha çok yapıyorlar. Hı. Yani yalnızlık
tetikliyor ruminasyonu. Vay. O yüzden yalnız kalmak gerçekten de çok zararlı. Şimdi sosyal medya çok tetikleyici ruminasyonu. Değil çünkü mi? Başkalarına bakıp da işte insanlara hayatlarının en iyi kesimlerini oraya koyuyor. Onlara bakıp onlarla kıyaslamak ruminasyonu çok tetikliyor. Çünkü ruminasyonun altında birkaç tane soru var. Bunlar da işte neden bu benim başıma geldi? Keşke böyle olmasaydı. Neden ben üzgün hissediyorum? Niye insanların hayatı çok güzel benimki değil gibi sorular vardır. Ruminasyon yapan insanlar bunları sıkça sorar. Ya da başına kötü bir durum gelmiştir. Böyle olmasaydı nasıl olurdu hayatım diye geçmişi yordamaya çalışır. Belki geçmişi değiştiremeyiz. Geçmişe dair algılarımızı değiştirebiliriz. Geçmiş çok doğru. Hep aynı kalacak. Bir şey galiba affedememekten de kaynaklı olabilir mi ruminasyon? Kesinlikle. Affetmeyle, yetimiz çok böyle sağlam değil sanki bizlerin. Affetmeyle çok çok iç içe. Benim doktora tezim kendini affetme üzerineydi. Evet. O yüzden de Türkiye'de ruminasyonda bir anlamda ilk çalışan kişilerden biriyim. Bunun Türkiye uyarlamalarını yaptık. Ruminasyon kavramının ve ölçeklerinin. Çok sezgisi olarak tahmin ettiğiniz gibi kendini affedememe kişinin ruminasyonunu çok arttırıyor. Başkalarını affedememe de çok arttırıyor. Yani döngüsel bir nedensellik var. Ruminasyon yaptıkça affedemiyorsunuz. Affedemedikçe daha çok ruminasyon yapıyorsunuz. Birbirini kısır çok döngü tetikliyor. resmen. Evet, o yüzden de bu kısır döngüyü kırmak lazım. Evet, peki mesela o zaman neden olumsuz düşünüyoruz devamlı? Çünkü şöyle düşünün, mesela biz bu programı bitirdik. Evet. Burada da 10 kişi var. Tamam. 9'u geldi programdan sonra. Dedi ki of ne kadar güzel bir programdı, harika bir şeydi, çok şey öğrendim, ruminasyonu öğrendim, meğer ben de yapıyormuşum vesaire, çok faydalandım dedi. Ama bir kişi de geldi dedi ki ama ne saçma bir programdı, ruminasyon nedir, ne biçim şeylerden bahsettiniz dese. Buradan giderken yanımızda hangi deneni götürürüz? Olumsuz her zaman olumsuzu daha çok götürürüz. Maalesef bizleri etkiliyor. Neden? Çünkü aslında bunun yaşamsal, evrimsel bir anlamı da var. Şöyle düşünün, ilkel insanlar olumsuzlukları akıllarında tuttukları için bugüne gelebildik. Yani şöyle düşünün ilkel insan, oradan dinozor çıkabilir ya da bu bitkiyi yedi, bir baktı arkadaşı öldü. Ha demek ki bunu yemememiz gerekiyor. Olumsuzları aklımıza tuta tuta aslında bugünlere geldik. O yüzden de biz de olumsuz deneyimleri aklımıza tutuyoruz ki böyle gardımızı alıp bir daha o konu gelirse, yine bana öyle bir eleştiri gelirse ona en iyi cevabı vereyim istiyoruz. O yüzden tartışmalarda tekrar tekrar düşünerek oradan en iyi dersi çıkarmaya, en iyi stratejiyi kurmaya çalışıyoruz. Ama şöyle, aslında bir olayı ilk düşündüğünüz ya da ikinci düşündüğünüzde en fazla en iyi çözümü zaten görüyorsunuz ya da göremiyorsunuz. Çünkü aynı yollardan giderek farklı bir yere çıkamayız. Kesinlikle. Yolumuzu değiştirmemiz lazım. Değiştirmek, yöntemi değiştirmek gerekiyor diyoruz bu anlamda. Evet, olumsuz daha çok aklımızda kalıyor. Bunun biraz daha aslında bizleri geçmişten bugüne, ilkel yaşamdan bugüne ayakta tutan da bir şey olduğunu söylüyorsunuz. O zaman galiba bu olumsuzu biraz kontrol edebilmek gerekiyor. Burada biraz tıkanıyoruz. Yani o kısır döngüye burada kapılıyoruz galiba. Evet, ruminasyonun seviyesi çok önemli. Evet. Hepimiz belli bir düzeyde ruminasyon yapabiliriz. Ama bunun seviyesi çok önemli. Belki izleyiciler için de şu önemli olabilir. Yeni bir sıcak bir olumsuzluk yaşadınız. Kaza geçirdiniz, birini kaybettiniz ya da bir başarısızlık yaşadınız. 3 hafta boyunca eğer böyle bir olumsuzluğu hissediyorsanız bu normal, bu beklendik. Ama 3 aydan uzun süren, özellikle de 6 aydan uzun süren ruminasyonun psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklarını da gözlemliyoruz. Art tedavi noktasında sanıyorum. Evet, kesinlikle profesyonel destek almak gerekiyor. Eğer bir konuyu 3 hafta geçmesine rağmen günde 5 kezden fazla düşünüyorsa eğer takıntı izleyicilerimiz durumu oluyor, obsesif bir durum oraya oluyor doğru galiba. Gidiyor. Peki. Gidiyor. Obsesif kompulsif disorder'a doğru gidebilir. Yani birçok psikolojik rahatsızlıkla iç içe. Evet. Ekibimiz yine dışarıya, halka mikrofon uzattı. Yine konuyla alakalı. Yine arkadaşlarımız belli yorumlarda bulundular konu üzerine. Bakalım ben halkımız ne düşünüyormuş. Ben de merak ettim. O yüzden veteremize gidiyoruz şimdi. Ruminasyon diye bir şey duydun mu? Ruminasyon sence ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Ya bence olumsuz düşünmek sorunları çözmez. Bence bir sorunu sürekli olumsuz düşünmek daha kötü hale getirir. Biz bu olumsuz düşünceye devam edersek çözüme odaklanabileceğimizi düşünmüyorum. Şöyle bence kesinlikle fayda değil, zarar sağlar. Olumsuz düşünmemizin sebebi aslında beynimizi o tarz düşüncelere itmek, yine bilinçaltı. Tam aksine
olumlu taraflarını görmeye çalışıp olumsuzu beynimizin arka taraflarına atarsak daha mutlu oluruz. Evet, VTR'mizden geldik, yorumları aldık arkadaşlarımızdan, genç arkadaşlarımıza mikrofon uzattık. Hı hı. İlk başta tam tanımlayamadılar onlar da. Evet. Ruminasyonu isim olarak, tanım olarak bilmiyorlardı ama sonrasında tanımını öğrendiklerinde kendi fikirlerini ortaya koydular. Hı hı. Çoğunun ortak kanısı olumsuz düşünerek çözüme ulaşamayacakları. Tabii ki evet, hepimiz bunu düşünürüz ama ne kadar yapabiliyoruz? Niye yapamıyoruz? Sizden de biraz VTR'mize ilgili yorum almış olalım. Evet, aslında ben hoşuma gitti bilmemeleri. Evet. Çünkü izleyicilere de yeni kavramları kazandırabilmek bu programın, hı-hı, bir alt metindeki amacı. Güzel bir adı var, ruminasyon. Böyle Latin ismi. Kulağa hoş geliyor. Kesinlikle. Aslında ruminasyon ve biraz da eşli ruminasyon, daha yeni bir kavramdan da biraz bahsetmek istiyorum. Tabii. Bu da çok ilginç. Bir partner buluyorsunuz Ezgi Hanım. Hı hı. Onunla birlikte ruminasyon yapıyorsunuz. Hı hı. Ve ben Türkiye'de birçok araştırma yaptım. Okul iklimi, kadına yönelik tutum gibi büyük örneklemlerde. Hı hı. Ne yazık ki biz bunlarda hep son sıralarda çıktık. Hı hı. Yani okul iklimimiz kötü çıktı, kadına yönelik tutumumuz hiç iç açıcı değil. Ama özellikle eşli ruminasyonda gerçekten de çok iyiyiz. Nedir bu eşli ruminasyon? Bir partner buluyorum, bir eş buluyorum kendime. Hı-hı. Mesela bu kurumda bir partner buluyorum sizi ve bir yöneticimiz var. Onun hakkında sizinle birlikte sürekli olumsuz konuşuyoruz. Evet. Diyorum ki ay bu yönetici hiç işini doğru yapmıyor. Siz de bana katılıyorsunuz ve ben diyorum ki aa işte beni bir tek Ezgi anlıyor. Hı-hı. Bu bizi başta dost yapıyor. Tırnak içinde biraz dedikoduya benziyor değil, evet, mi? Kesinlikle. Ben direkt hatta öyle diyebilir miyim? Türk kültüründe çok yaygın. Evet. Biz bunu böyle dostluk, paylaşım sanıyoruz. Hı-hı. Ama uzun süreli yapılan eşli ruminasyon bizim de ilişki doyumumuzu bozuyor ve aslında kurum iklimini de bozuyor. Çok, hı-hı, da riskli. Ya da bir diğer versiyonda işte ikimizin de evliyiz, bir kayınvalidesi var. İkimiz de kayınvalidemizden hoşnut değil, sürekli onun hakkında konuşuyoruz. Evet. Bu en başta böyle çok yakın hissettiriyor. Ben sizi arıyorum, diyorum ki Ezgi'cim yine böyle yaptı, yemeğe geldi beğenmedi, işte siz beni arıyorsunuz, biz böyle çok yakın hissediyoruz. Ama sonrasında siz artık benim telefonlarımı açmıyorsunuz çünkü diyorsunuz ki Aslı arayacak, yine kayınvalidesinden bahsedecek. Yani ilişki doyumumuzu düşürüyor. Aynı şeyleri pasif bir şekilde konuşuyoruz. Aile içi ruminasyon da çok yaygın. Mesela özellikle sınav döneminde bütün aile ruminasyon yapıyor. Sınavla ilgili. Bütün gün çocuğun ders çalıştın mı? Ne kadar çalıştın? Sınavda kaç soru yaptın? Sürekli işte hangi mesleği seçeceksin? Aynı konuları konuşuyorlar evde. Bu da onların aile içi bağlarını koparıyor. Hı hı. Bir aile danışmaya gelmişti. Ondan bahsetmek istiyorum. Baba dedi ki, biz dedi, giriş nedenlerini sorduğumda, biz dedi sınava hazırlanıyoruz, çok kaygılıyız dedi. Hı hı. Biz diyor, anne, baba, hep birlikte sınava girecek öğrenci ve kardeş de var. Kardeş daha 5-6 yaşında. Dedim bütün aile olarak streslisiniz. Evet dedi, çok stresliyiz. Keşke babaanneannen de gelseydi, onlar da stresli değiller mi dedim. Biz böyle çok büyük yaşıyoruz duyguları. Evet. Aslında duygulara aynen bir mikroskopla bakmak gibi ruminasyon. Şöyle düşün, hiç korktuğunuz bir hayvan var mı? Böcek, fare? Evet. Var mı? Böcek. Şimdi şöyle düşünün, bu binada bir böcek var mıdır? İlla ki vardır. Vardır değil mi? Ama yine de yaşayabiliyoruz. Evet. Ama o böceği ben iyi kalpli biri olarak size getirsem, önünüze, evet, koysam, ah, bir merceği de elinize versem, ona dikkatlice baksanız nasıl hissedersiniz? Yani bilmiyorum şimdi duygular. Yani terapideyim şu an. İçim, evet, böyle gerçekten böcek konusunda gerçekten çok şeyim, hassasım. İçim bir garip olur, evet, gerçekten. İşte böyle ruminasyon, hissedemem o an. Meraklı olamam ondan. Tam da yaşadığımız hayatımızda bir sürü olumsuz, olumlu bir sürü deneyim var. Ruminasyon tam da olumsuz yaşantılara o büyük mercekle bakmak gibidir. Hı hı. Ve ona da dayanılmaz bir şey değil, evet, mi? Evet, çok zor. Uzun süre baktığınızı düşünün. Evet. Ve bazı insanlar sadece hayatlarının olumsuz kısımlarına bakıyor ve bu da onlar için gerçekten dayanılmaz oluyor. Kesinlikle öyle. Peki bu kadar olumsuz bakmak, bu hani olumsuz baktığımız problemleri çözmeye yardımcı oluyor mu? Nasıl bir süreçte olmamız gerekiyor bu noktada? Biraz, evet, da o konuda konuşmuş olalım. Evet, dediğim gibi akılda tutmak, evet, iyi olabilir. Yani burada bu hatayı yaptım, bir daha tekrarlamayayım diyorsanız güzel. Ama zaten bu ruminasyon değil. Tekrar tekrar düşündüğünüzde gerçekten de aynı yoldan gitmek gibi, aynı yoldan farklı, hı-hı, bir yere çıkamıyorsunuz. Daha iyi bir çözüm bulamıyorsunuz.
daha önce bulduklarınızdan. Yani ya ilk düşündüğünüzde ya da ikinci düşündüğünüzde bulduğunuzdan daha farklı bir çözüm olmuyor. Hı-hı. Sürekli kafanızda düşünüyorsunuz. Kavga ettiniz eşinizle. Ona şöyle diyeyim, bana bir daha böyle bir şey derse ona şöyle bir cevap vereyim diye düşünüyorsunuz. Hep dikkat edin, rumyasyon yapanlar aynı cümleleri geçirirler akıllarından. Kesinlikle. Ve peki neden ben her zaman her yerde, hani bu bir tek kişiyle alakalı olan problemlerle değil, ne bileyim bir hastalığa kapılırsınız, evet. Neden ben, bir yakınınıza bir şey olur, neden ben? Ya da bir aksilikle karşılaşırsınız, evet. Gün içerisinde, ki metropolde yaşayan insanların mümkün değil gün içerisinde, yani ufak da olsa bir aksilik yaşaması. Of, yine mi ben, yine beni buldu falan. Hep neden ben bunu sorguluyoruz devamlı. Kesinlikle. Bu bunu sorgulamak içgüdüsel bir şey midir, ya da bir psikolojik yine bir rahatsızlık, bir sorun olduğunu mu gösterir? Nasıl yorumluyoruz bunu? Yani kişilerin psikolojik dayanıklıklarıyla çok ilgili bir şey. Bazı insanlar özellikle tetikte yaşıyorlar ki başlarına hiç kötü bir şey gelmesin diye. Hatta adım bile atmıyorlar hayatla ilgili. Evet. Çünkü diyor ki çok riskli, hiç adım atmayayım. Ve böylelikle de hiç başıma kötü bir şey gelmesin. Biz bunun yerine özellikle danışma süreçlerinde kişilere yo başına kötü şeyler gelecek diyorum açık açık. Önemli olan onlara karşı daha dayanıklı ve çözüm üretebilecek bir noktaya gelmek. İşlevsel çözüm bulma yöntemlerini bilmiyorsanız rümünasyon yapıp hayattan aslında hep böyle tedbir alıyor gibi hissedersiniz. Evet. Ama bu bir anlamda şuna benziyor. Bir yerde çalışıyorsunuz, mesaiye kalıyorsunuz ama kimse size ek ücret ödemiyor. Sürekli mesaiye kalıyorsunuz. Düşüncelerde de mesaiye kalmak gibi. Olumsuzlukları düşünmenin aslında sizin hayatınızda koruyucu bir faktörü olmuyor. Mesela panik atak hastaları genelde özellikle en kötüsünü düşünür ve der ki ya olursa der. Evet. Ya olursa der. Evet. Ve onu düşündüğünde sanır ki o kötülüğe karşı tedbir alabiliyor. Aslında o düşünce sizi koruyucu değildir ki. Evet. Ne yapar? Zaten tedbir alacaksınız. Zaten aldınız. Daha çok hapsediyor sanıyorum, değil mi? Kesinlikle. Çok daha kısıtlıyor sizin yaşamınızı. Ve kısıtladıkça da, izole oldukça da hayatınızda uyaranlar azaldığı için daha çok ruminasyon yapıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Bu odada 10 tane obje olsa dikkatimiz daha fazla dağılır. Ama tek bir obje olsa ona daha çok odaklanırız. O yüzden ruminasyon yapan insanlar hayatlarını izole ettikçe, çevrelerini izole ettikçe daha çok ruminasyon yapıyorlar. Kesinlikle yalnız kalmasınlar, hayatlarını renklendirsinler bu anlamda. Evet. Bu çok önemli. Son olarak bu tavsiyeleri aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz size. Yine bize çok önemli, hayatımıza dokunacak bilgiler sundunuz. Bu sadece işte bilimsel bir bilgi değil aslında. Dediğim gibi hepimizin hayatında, günlük hayatımız içerisinde yaşadığımız noktalar. Bunları bazen böyle kontrol edemiyoruz ama dışarıdan izleyip kendimize empati kurduğumuzda kendimize biraz daha doğru gelmiş oluyoruz aslında. Programımızın da ismiyle de olduğu gibi gerçekten kendimize bir adım daha yaklaştığımız bir yayın oldu. Sayenize çok teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ederim. Evet efendim, kendine doğru da bugün ruminasyon dedik. Doçent Doktor Aslı Bugay Sökmez'le birlikte ruminasyonu öğrenmiş olduk, detaylandırdık. Hayatımızda ruminasyon ne şekilde var oluyor? Biz bunu nasıl kontrol altına alabiliriz? Neler yapmak gerekiyor? Hepsini tek tek detaylandırdık ve yayınımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde yine farklı konularla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.